Selamun aleyküm değerli izleyenler. Ümmetin Renkleri'ne hoş geldiniz. Bu hafta sevgili konuğumuz Muhammed Taşaran hocamızla beraberiz. Kendisi İDDEF Yönetim Kurulu ve İDDEF'in İcra Kurulu üyelerinden. Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun, hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah, hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Allah razı hocam olsun. Kısmetse bu programda geçtiğimiz mübarek Ramazan ayına ilişkin bir sohbet etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. İDDEF'in artık kanıksadığımız bir özelliği var. Afrika, Asya ve Balkanlarda oradaki mazlum coğrafyalardan ihtiyaç sahibi insanlara sürekli olarak insani ve İslami yardım götürüyor. Elhamdülillah. Bu Ramazan ayında İDDEF Ramazan'ı nasıl ağırladı ve nasıl uğurladı? Bununla ilişkin değerli görüşlerinizi paylaşmak istiyoruz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Öncelikle bayramın içindeyiz tabii şu anda. Bayramı yaşıyoruz. Ben buradan bütün İslam aleminin, İslam coğrafyasının, gönül coğrafyamızın bayramını tebrik ediyorum. Hususiyle şu anda mazlum coğrafyalar var. Zulüm altında olan işte Arakan gibi mesela, Irak gibi, işte Irak'ın belli bölgelerinde, Suriye gibi, Afganistan gibi ve Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas'ta yine mazlum kardeşlerimiz var. Ben bütün dünyada mazlum şu anda durumunda bulunan Müslüman kardeşlerimizin öncelikle bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca yaşamış olduğumuz şu vatanda, güzel vatanımızdaki bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Güzel bir bayram geçirmelerini gönülden temenni ediyorum. Çünkü her bayram biz acı haberleri duymaya da alıştık maalesef. İşte bayram Türkiye'mizde tabii akımlar oluyor. İstanbul'dan şu kadar insan Anadolu'ya gidip bayramını yapmak istiyor. Giderken tabii yolları kullanıyorlar vesaire. Uyku hali, yorgunluk, dikkatsizlik, aşırı hız, gereksiz sollamalar derken acı haberleri duyabiliyoruz. İnşallah evet. Bu bayram bu tür haberleri duymayız. İnşallah. İnşallah. Ve böylece hem memleket olarak güzel bir bayram geçiririz hem de çekirdek aile olmak bakımından bireysel anlamda herkes güzel bir bayram geçirir temennisiyle inşallah. Gerek İDDEF olarak kurumumuz adına ve gerek şahsım adına ben bütün İslam aleminin ve ülkemizin, Müslüman kardeşlerimizin bayramını öncelikle tebrik ediyorum. Allah mübarek eylesin. Ha. Ramazan ayı mühim bir ay, önemli bir ay ve bereketin oluk oluk yağdığı bir ay. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan, yani cehennemden azat belgemizi aldığımız bir aydır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında hutbeye, minbere çıkarken basamakların birbirisinde durdu ve hiç alışık olmadığı şekliyle sahabenin amin dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir basamak daha çıktı, durdu. Tekrar amin dedi. Sonra bir basamak daha çıktı, durdu ve amin dedi. Hutbeyi irade eyledi ve indikten sonra sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah dediler. Hiç alışık olmadığımız bir hutbe şekliydi bu. Siz üç kere durdunuz ve amin dediniz yani. Evet. Acaba bunun hikmeti nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hikmetli şeyleri söyledi. Dedi ki, birincisi annesi babası yanında yaşlandığı halde onların rızasını almadan ölenin burnu yerde sürünsün dedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Bana bu duayı yaptı. Ben de ona amin dedim. Duayı yapan Cebrail aleyhisselam. Demek ki anne baba ne kadar önemli. Tabii. Onlara hürmet etmek, onların gönüllerini almak ne kadar mühim. İşte bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselam arasındaki bu diyalog bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla anne babamız yanımızda yaşlanmışsa mutlaka onların gönüllerini alalım. Alkame hadisi adında meşhur bir hadis vardır. O hadis-i şerifte de uzun bir hadis-i şeriftir. Ben sadece can alıcı noktayı böyle cımbızla çekip alayım. En sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Evet. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Yani bir evlattan anne baba razı değilse Allah da razı değildir. Evet. Şer'i çerçeveler doğrultusunda. Eğer bir anne baba evladından razı değil, kızgınsa Allah da kızgındır. Razıysa Allah da razıdır. Özet bu yani. وَلَا تَقُلُوا لَهُمْ اَفْفِنْ diye ayet-i kerimede var. Onlara evet. Öf bile demeyin. Neden iki harflik bir öf kelimesi seçilmiş? Çünkü kelime darlığı, tek harfli kelime olmaz ya. İki harflik olan öf bile demeyin. Yani her dediğini yapın demektir bu. Ama mesela anneniz size
örnek veriyorum. Namaz kıldığınız için sana hakkımı helal etmiyorum dese bu geçerli değil. Yani anne baba hakkı Allah hakkıyla çakıştığı zaman Allah'ın hakkı üstündür. Ama teşrik mesaileri bizde anne baba hakkı kimin hakkıyla çakışırsa çakışsın anne baba üstündür. Evet. O açıdan buna çok dikkat edelim. Özellikle şu an bayram içerisinde olduğumuzdan dolayı mutlaka her bir kardeşimiz anneleri ve babaları yaşıyorlarsa mutlaka gitsinler, ziyaretlerini yapsınlar. Hususiyle vefat etmişlerse kabirlerine gidip ziyareti yapsınlar. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin, hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler versin diyorum. Amin. Birinci amin buydu. İkinci amin ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ikincisinde buyurdu, senin ismin bir yerde zikredildiği zaman salavat getirmeyenin burnu yerde sürtünsün dedi Cebrail aleyhisselam. Ben de amin dedim. O açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi bir yerde zikredilirse mutlaka biz salavat getireceğiz. En büyük cimrilik olarak adlandırılır evet, hocam. Yani tabii Peygamber Efendimizin ismi şerifi zikredildiği zaman salavat getirilmememiz. Kesinlikle. Üçüncüsü ise Ramazan-ı Şerif'e girdiği halde bereketin oluk oluk yağdığı, sevapların 1'e 100, 1'e 700, 1'e sınırsız verildiği bir ayda kendisini affediremeden, affettirmeden çıkanın burnu yerde sürtünsün buyurdu. O açıdan Ramazan çok mühim. Maddi ve manevi açıdan sağanak sağanak bereketin yağdığı bir aydır. Böyle bir ayı geride bıraktık. Allah'ımız tekrarına nasip eylesin diyorum inşallah. Amin inşallah. Bu bakımdan Ramazan'ın sonu da cehennemden azat olunacak olan dilimdi ki biz de elhamdülillah kurum olarak, çevremiz olarak, herkes olarak tavsiye, teşvik ettiğimiz bir şey vardı. Mutlaka kendinizi affettirecek bir sebep bulun. Allah'la kendi aranızda bağlarınızı güçlendirin. Mutlaka bir sebep bulun. Bu sebep ne olabilir? Örneğin namaz, Allah'la aranızda bir bağdır. Affettirmek için bir sebeptir. Dua bir sebeptir affettirmek için. Sadaka vermek, fitre vermek, zekat vermek, insanlara iftar vermek, hayır hasenatta bulunmak, güler bir söz, güler bir yüz, tatlı bir söz ve benzeri. Bütün güzelliklerin tamamı Ramazan'da verilebilecek sadakalardan, nevilerindendir. Bunlar da bizi affettirmek için sebeptir. Allah zaten bizi affetmek için sebep arıyor. Dolayısıyla Ramazan ayı böyle bereketli bir aydı. Biz de bu ayı kurum olarak oturduk çok öncesinden, ekip olarak. Şu Ramazan ayını öyle bir değerlendirelim ki sonunda şunu diyebilelim. Elhamdülillah öyle bir Ramazan geçirdik ki kalbimiz müsterih kurum olarak. Bireysel anlamda da zaten herkesin Allah'la arası, herkes kendi daha iyi bilir. Biz bilemeyiz kimin kalbinden ne geçer, gece kalkıp hangi ibadeti yapmış, Kur'an okumuş mu, orucunu hakkıyla tutabilmiş mi, varsa zekatını vermiş mi, fitresini vermiş mi? Bütün bunlar kişinin kendi kalbinde, kendi şahsında gizli olan amellerdir. Ama farz ameller malum açıktan yapılır yani. Farz amelin gizlisi olmaz. Mesela namaz açıktan kılınır. Çünkü Allah onu farz etmiş, riyası yok yani farz ibadetin. Evet. Orucun riyası yok, mecburen tutacaksınız. Tutmadığınız zaman azaba düşer olacaksınız çünkü. Zekat öyledir, hac öyledir, efendim namaz böyledir. Bunların gizlisi olmaz. Zekat böyledir. Farz ibadetin riyası gizlisi olmaz. Açık. Ama nafile olanların gizlisi olur. Mesela teheccüd kıldınız, ifşa etmek zorunda değilsiniz. Birine sadaka verdiniz, infak ettiniz, yardım ettiniz, bir ihtiyacını giderdiniz, sıkıntısını bertaraf ettiniz. Söylemek zorunda değilsiniz. Hatta atalarımız öyle güzel oturtmuşlar ki sağ elin verdiğini sol eliniz bilmeyecek demiş. Yani sizde gizli kalsın. Hani meşhur bir slogan var görüyorum sosyal medyada zaman zaman. Eskiden iyilik yapar kaybolurlardı, görünmezlerdi. Şimdi iyilik yapıp görünüyorlar. Bir selfie çekiyorlar sosyal medyada şu bu. O zaman diyeceksiniz ki siz de çekiyorsunuz selfie, görüntü. Her türlü sosyal medyada sizi görüyoruz. Biz kurum olarak bunu yapmaya mecburuz. Bireysel anlamda söylüyorum ben bunu. Kurum olarak ben bağışçılarıma vermiş olduğu iyiliğin nereye gittiğini göstermekle memurum ben. İspatlamak gibi bir şey yani sonuçta. Fakat biz bunu yaparken de isim zikretmiyoruz. Dikkat edersiniz. Evet. Bir gönül ordusuyuz. Biz gönül olarak bir araya geldik. Ortada bir birikim oluştu ve mazlum kardeşlerimize, mağdur kardeşlerimize, fakir fukaraya, garip fukaraya bunu ulaştırdık diyoruz. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz ise etrafından mesela bir birikim oluşturuyor. O da diyor ki benim ismimi zikredin. Çünkü bu para bana ait değil. Şunlardan topladım. Onlara ben bunu ispat etmek zorundayım. O açıdan kurumsal anlamdaki sosyal mecralardan, kitle iletişim araçlarından yayınladığımız görüntüler
bu sınıfa girmez. Ama biz şahıs olarak bireysel anlamda iyilik yap görünme diyoruz. Yani sağ elin verdiğini sol elin bilmesin. Bu çünkü Allah'ın kabulüne daha yakındır. Allah'ın rızasına daha yakındır. Uygun olan da budur. Bu anlamda dolayısıyla biz daha önceden çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamızla ve istişare heyetimizle, yani buradaki çekirdek kadromuzla, 37-40 civarındaki çekirdek kadromuzla bunun planlamasını yaptık. Kaç ülkeye gidebiliriz? Ülkelerde neler yapabiliriz? Altyapı çalışmaları tamamlandı. Zaten hedef kitlesi belli. Müslüman ülkelerdir. Aynı zamanda hedef kitlesi yine belli. Mağdur, mazlum, fakir, fukara, garip, gurebadır. Ve aynı zamanda medresemizle bağlantısı olan insanlardan başlayarak o bölgeye yardımı götürmektir. Hedef kitlemiz bu. Dolayısıyla bu manada biz çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamızla yine ilk olarak Mali ülkesine, Batı Afrika ülkesi olan Mali'ye gittik. Orada Muhammed Kane hocamız var. Çok sağ olsun, var olsun. Allah'ım hizmetlerini daim eylesin inşallah. Muhammed hocamızla medresede buluştuk. Medresede yaptığımız ilk amelimiz bağışçı kardeşlerimizin bize emanet etmiş olduğu zekatlar vardı. Bu zekatları öncelikle talebelerimize dağıttık. Çünkü birçok bağışçımız böyle istiyor. Benim verdiğim zekatı lütfen diyor. Hem Kur'an'a hizmet edebilecek, Kur'an ilmi talep eden insanlara ve aynı zamanda fakir insanlara verin diye bize tavsiye ettikleri için, bu şekilde istedikleri için biz de bunu yapıyoruz. Ve biz onlara diyoruz ki, her zaman ifade ettiğimiz bir şeydir bu. Siz ilim talebesini vermekte iki türlü isabet elde etmiş olursunuz. Birincisi, İslam ilimlerinin ve İslam ehlinin ayağa kalkmasına destek olduğunuz için bir sevap kazanırsınız. Ayrıca bunlar fakir oldukları için fakire verdiğinizden dolayı sevap kazanırsınız. İki türlü siz isabet etmiş olursunuz ki çok daha makbul ve sevap bir amel işlemiş olursunuz. Dolayısıyla Mali'de başladık. Zekatlarımızı dağıttık. Kumanyamızı dağıttık. Bir de hem talebelerimize hem de meskun mahallenin fakir fukara çocuklarına bayramlık hediye olsun diye bir bağışçı kardeşimiz zannediyorum 10.000 civarında tişört bize göndermişti. Afrika'da malum yani genelde insanlar hakikaten bir iki elbisesi vardır veya yoktur bile. O yavrularımıza, evlatlarımıza bu tişörtleri bayramda giysinler diye hediye ettik ve muhtemelen şu an giymişlerdir. Güle güle giysinler diyoruz. Mali'deki görevimiz 4 gün sürdü. Bitince Mehmet Turan hocamız Türkiye'ye dönmedi. Afrika Hava Yolları'na ait bir seyahat yani uçakla Burkina Faso'ya seyahat etti. Burkina Faso'ya gitti. Orada hem teftiş vazifesi hem de bahsettiğimiz bu tip çalışmaları yine orada da aynı şekliyle yaptı. Biz Türkiye'ye döndük. 3 gün kaldıktan sonra bu sefer biz Kırgızistan'a gittik. Ata yurdu, ana yurdu Kırgızistan'a gittik. Kırgızistan'da yine çok saygıdeğer Halil hocamız malum var. Medresemizde misafir olduk. Medresemizdeki talebelerimize, yani kısadan gidiyorum ben, uzatmıyorum fazla. Aynı şekliyle yine zekatlarımızı, talebelerimize ulaştırdık. Kumanya dağıtımını gerçekleştirdik. Tişört dağıtımı yine oradaki mahalledeki çocuklara ve talebelerimize dağıttık. Ayrıca orada çok güzel bir iftar icra ettik. Medresemizin hemen girişinde, lobisinde ve aynı zamanda iki salonunda 300'e yakın davetlimiz oldu. Atayurdu, Anayurdu, Kırgızistan'ın Karabalta ilinde, vilayetinde. Kardeşlerimize geldiler. Gayet güzel bir iftar yaptık. Bu iftarda tabii teknik ekip olarak Emre kardeşimiz de şu an kamera arkasında. O da vardı. Bütün bu çekimleri kendisi yaptı. Sağ olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. Ya. Kırgızistan'da ayrıca biz tabii kültürel faaliyet olsun diye malum at eti yiyorlar. Yani Kırgızistan, Kazakistan gibi bölgelerde at eti yeniyor. Dolayısıyla orada atların sütünden elde edilen kımız diye bir içecek var. Biz bu kımızı da görmek istedik. Bizi tabii biraz daha doğru çıkardılar. Orada o atları gördük. Orada sütünü sağdılar. Kımızın nasıl yapıldığını gösterdiler. Böylece atalarımızın kımız diye içtikleri bu içeceği de bizzat yerinde görme fırsatı bulduk. Maşallah. Ve görüntülerle değerli kardeşlerimize de bunu ulaştırdık elhamdülillah. Kırgızistan'dan döndük. 2-3 gün bekledik. Bu sefer Etiyopya'ya geçtik. Etiyopya'ya Mehmet Turancamızla gittik. Etiyopya'ya iki sefer düzenlemek zorunda kaldık. Etiyopya büyük bir ülke. 90 milyon nüfuslu bir ülke. Resul Uçar kardeşimiz ekibiyle beraber gitmişti. Etiyopya'nın farklı bir bölgesinde çalışma yapıp döndüler. Mehmet Turan hocamıza biz hem mescit hem medrese hem su kuyusu ve aynı zamanda yine bahsettiğimiz Ramazan'la ilgili iftar gibi, işte tişört dağıtımı, hediyelik gibi, zekat gibi çalışmaları Etiyopya'da da icra ettik.
döndük. Döndükten sonra Mehmet Turan hocamız Kenya ve Tanzanya'ya, ben de daha sonra Bangladeş'e geçtim. Bangladeş'e geçtik. Bangladeş'te de çok bereketli oldu. Çünkü Bangladeş'te bizim şu anda hali hazırda Narsingdi adındaki vilayette ve Narayangaj adlı vilayette iki ayrı medresemiz var. Medreselerin birisinde 90, diğerinde 70 talebemiz var. Toplamda 160 talebemiz var. Narsingdi ve Narayangaj. Tabii Narayangaj biraz uzak, 450 kilometre Dakka'ya. Oraya gidemedik. Oradaki hocalarımıza gerekli işte zekatları, tişörtleri ve iftarlıkları gönderdik. Onlar bizzat icra ettiler ama biz kendimiz Narsingdi'ye gittik. Orada yeni açılan bir kuyumuza da şahitlik ettik. Onun açılışını elhamdülillah gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca yine orada ciddi bir kalabalık tabii toplandı. Beklediğimizin çok üstünde. Elhamdülillah ki hazırlıklı gitmişiz. Orada gelen bütün yavrularımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza tişört hediyesi yaptık. Ayrıca talebelerimize 6 medreseyi bir araya getirdik ve tamamına zekat dağıtımını gerçekleştirdik. Ve en sonunda çok güzel, yine kırsal bir bölgede güzel bir iftar verdik. Yani 800 ila 1000 civarında katılım oldu. Biz 750 kişi hedeflemiştik. Ama yapmış olduğumuz pilav, pişirmiş olduğumuz tavuklar, vermiş olduğumuz iftarlıklar, tabii satın alınca böyle teke tek almıyorsunuz ya da pilav pişirirken 750 diyorsunuz ama direkt 750 çıkmıyor. Bu 850 bine yaklaştı. Tabii. Paketlendi çünkü onlar. Her bir kardeşimize bir paket verildi. Dolayısıyla bine yakın kardeşimizle iftar yaptık ve sonra Türkiye'ye döndük. 4 ülkede, Mehmet Turan hocamız da 5 ülkede bu faaliyetleri sürdürdü. Fakat başka ekipler Gine'ye gittiler. Mali'de, Gana'da, Etiyopya'da, Senegal'de, Bangladeş'te, Gürcistan'da, Meksika'da, Güney Kore'de ve 33 ülkede, yani İTDEF'imizin çalışmış olduğu 33 ülkenin tamamında hem iftar çalışması, hem kumanya çalışması ve hem zekat dağıtım faaliyetlerini biz gerçekleştirdik ve kurum olarak en son yapmış olduğumuz toplantıda müsterih olarak kurum açısından söylüyorum, Ramazan ayından çıkmış olduk. İnşallah ümit ediyoruz ki Allah'ımız Celle Şanı Hazretleri yapılan bu hizmetleri zayi etmez, dergah-ı izzetinde kabul eder diye ümit ediyoruz. Ve her geçen sene, tabii 2009'dan bu yana yapmış olduğumuz istatistiklerde görüyoruz ki her geçen sene Ramazan ayındaki çalışmalar ziyadesiyle, yani artarak inşallah üzerine eklemek suretiyle bugüne kadar geldik ve önümüzdeki yılda inşallah daha güzellerini yapmak nasip olur. Tabii ömür olursa, zaman zemin fırsatımız olursa, zamanımız zeminimiz müsait olursa önümüzdeki yıl içinde bu çalışmaların aynını şimdiden planlıyoruz tabii. Kurumsal olarak böyle. Çok güzel bir Ramazan geçti. Allah'ım Celle Şanı Hazretleri yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi kabul eylesin. Dergah-ı İzzetinde makbul eylesin. Bunu bizlere ve bu kuruma destek olan her bir kardeşimize ahiret azığı eylesin. Dua eden her bir kardeşimize, gönlünü veren her bir kardeşimize yarın karşısına çıkarıp ona ahirette yoldaş eylesin diyoruz inşallah. Bireysel manada ise zaten bahsettiğim gibi herkes kendi iç dünyasını, kendi iç alemini bilir. Ama bizim teşvik ettiğimiz bir şey vardı Ramazan'dan önce. Dedik ki, kardeşlerim, önemli bir aya giriyoruz. Bereket ayıdır, fırsat ayıdır. Her türlü maddi manevi fırsatların yağdığı ve onların depolanması gereken bir aydayız. O açıdan bu ay Kur'an ayıdır. Şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Evet. Kadir gecesi bu aydadır. İnna enzelnâ fî leyletil kadr. Yine başka bir ayet-i kerimedir. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Ve yine tenezzülü melâiketü ve ruhu fî abîdine rabbihim küllü emrü selam. Her bir iş için melekler ve Cebrail iner diyor yani. Bütün hayırları cem etmiş bir aydan bahsediyoruz. Tabii. Mübarek bir aydan bahsediyoruz. Bin aydan hayırlı olan bir geceyi de içinde barındıran bir aydayız. Kur'an ayıdır kısacası. Kur'an hangi gecede indiyse o gece en üstün gecedir. Hangi ayda ise indiyse en üstün ay odur. Kur'an'ı kim okursa o insan da üstün olmaya adaydır. En hayırlı olarak olmaya adaydır. Adaydır. Evet. Dolayısıyla biz kardeşlerimize dedik ki mutlaka gücü yetenler bu ayda 4 hatim yapsın aslında. Hafız kardeşlerimiz, Hazreti Osman Efendimiz bir hatmi vardı. 7 günde bir hatim yapardı. Mesela gücü yeten hafız kardeşlerimiz 25 dakikada bir cüz okuyor. 4 hatim yapın.
Biraz daha ortaokul işte okuyorsanız o zaman bunu ikiye düşürün. Olmadı mutlaka bir kere hatim edin. Hiç okumayı bilmiyorsanız bir camide mukabeleye katılın, dinleyin. Öğrenin. Evet mutlaka. Ama bundan kaçar yok. Yani mutlaka Kur'an'la bir bağ kurmalı, Allah'la konuşmalı. Çünkü Kur'an'la konuşan Allah'la konuşmuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca oruç tutmak suretiyle bu ayı değerlendirin. Mutlaka oruç tutun. Bazen karşılaşıyoruz işte. Gerek havalimanında, gerek uçakta, gerek sokakta. Hocam diyor tutacağım ama vakit geçmiyor bir türlü. Soruyorum kaç yaşındasın mübarek diyorum. Ya 50 yaşındayım diyor. Bak 50 yıl geçmiş ama diyorum. Bak tutsaydınız 50 tane hani 15 yaşı çıkalım. Kız çocukları için 9, erkekler için 15 mükellef yaştır. Ama blue çağa yani baş girdikten sonra oruç tutmak farz olur. Blue çağına mesela 14 yaşına girdiniz artık oruç size farz olmuştur. Kız olun erkek olun fark etmiyor. Dolayısıyla 14'ü çıkarsak 50'den 15 çıkalım 35 kaldı geriye. Bak 35 tane Ramazan geçmiş gitmiş ömür bitmiş saç sakal ağarmış. Artık evet. Bir ayağımız çukura girmiş yani nasıl geçmiyor vakit. Öyle bir geçiyor ki nefsin alt atması bu bizim. Evet. Dolayısıyla vakit geçiyor. O açıdan biz oruçumuzu mutlaka tutalım. Fitre. Bayram en geç birinci gününe kadar mutlaka fitremizi verelim dedik. Zekata malik olmuşsak asli ihtiyaçlardan sonra nisap miktarı bir mala sahipseniz yani 82 gramlık bir mala sahipseniz o zaman siz artık birikiminizin üzerinden de bir yıl geçmişse buna 40'ta bir zekat vereceksiniz. O fakirin malınızdaki hakkıdır. Vermeseniz günahkar olursunuz. Hırsızlık yapmış olursunuz. Fakirin malını çalmış olursunuz. Zekatınızı mutlaka verin. Ki zekat konusunda toplum çok hakikaten bilinçsiz olduğunu yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde görüyoruz. Yine yapılan bir istatistikte deniyor ki eğer bu toplumun zenginleri 40 yıl boyunca zekatlarını vermiş olsalar 40 yılın sonunda bu memlekette fakir kalmaz Ahmet Hoca kardeşim. Allah Allah. Çünkü sermaye dağılımı zekatla, fitreyle, sadakayla dengeleniyor. Evet. Ama kapitalist sistemde böyle değildir. Şey gibidir, rendeyi bilirsiniz. Rendeyi yonttuğunuz zaman hep öbür tarafa atar yani. Evet. Testere ise bir sana bir bana atar. Biz testere gibi olalım. Kapitalist sistemde keser gibidir. Vurduğunuz zaman aynen. Hep kendinize. Kendimize olmayacak. Allah Celle Şanı Hazretleri size 40 trilyon vermişse 1 trilyonu vereceksiniz. 40 bin lira vermişse 1'ini vereceksiniz. Başka fazla istemiyor. Ve size ait olmayanı vereceksiniz zaten. Aynen. Size ait değil ki o zaten. Hı. Şimdi dolayısıyla bir de bunun şöyle bir yönü var ki Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de gerçek Müslüman'ı tarif ederken bizzat Allah'ımızın tarifi Bakara suresinde iyi bir Müslüman'ın 5 vasfından bir tanesi de وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ yani onlara vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. İnfak iyi bir Müslüman olma yolunda kat edilecek mesafede yardımcı olacak bir özelliktir. Dolayısıyla mutlaka infak edelim. Biz Çınaraltı Medresesi'nde okurken çok saygıdeğer Recep Eryiğit hocamız Allah selamet versin. Hayırlı uzun ömürler, sağlık, sıhhat, afiyetler versin kendisine inşallah. Aha. Benim hocamdır. Üzerimizde çok emeği vardır. Allah razı olsun. Şöyle derdi. Derdi ki, evladım siz talebesiniz. Olsun. Cebinizde 10 lira varsa 1 lirasını verin. Ya. Yokken veremeyen, varken hiç veremez. Dolayısıyla siz... Ona baştan alışmak lazım. Küçükten alıştırmak lazım kendimize. Ufak ufak infaklarla. Kesinlikle. Dolayısıyla lazım. Yokken yani 10 liranız varken 1 lirasını veremiyorsanız 100 bin liranız varken 2,5 lirasını, 2500 lirasını veremezsiniz. İlginç bir şey var değil mi hocam? Mesela kötü alışkanlıklar da böyle, iyi alışkanlıklar da böyle. O alışkanlığın kazanılması için küçük bir adım atmanız yeterli oluyor. Kesinlikle. Yani insanlar sigaraya başlarken arkadaşı şöyle işte ya bir tane de sen iç diye nasıl ikna edebiliyorsa sonra küçücük bir adımla başlıyorsa oluyor. Birisinin de bir Müslüman için o kıvılcımı çakması gerekiyor. Evet, kardeşim işte bak teşvik olsun diye ben şuraya şu kadar veriyorum. Hani sen de ver. Fitre veriyorum. Aynen. Sen de ver. Zekat veriyorum. Sen de ver gibi farz teşvik etmesi zaten, lazım. Tabii. Şimdi ben teravihe giderken Muhammed Emin var yavrumuz. Henüz 9 yaşında. Çıkışta biliyorsunuz her camide para isteyen fakir kardeşlerimiz olur. Onun eline veriyorum. Oğlum sen götürüver diyorum. Alışsın diye yapıyorum. Evet. Şimdi bunu niçin anlattım? Teşvik için anlattım şimdi. Evet. Biz de yavrularımıza bunu alıştıralım. Eline verelim 1 lirayı, 3 lirayı, 5 lirayı. Gücümüz yetiyorsa 10 lirayı, 20 lirayı. Oğlum şu parayı götür şuna ver. Onun eli de alışsın. Çünkü Allah rızkı veren Allah.
bizim infak etmek bizden infak etmemizi isteyen de Allah. Hatta mal da onun, mülk de onun yani. Hatta İddef'in şöyle küçük küçük kumbaraları var değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Onlardan alırdık, evlerimize koyardık. Aynen. Onun üretilme gerekçesi de, hikayesi de çocukları sadakaya alıştırmak. Evde bulunsun. İşte etrafında hizmetler yazıyor. Evet. Su kuyusu, evet. Kur'an-ı Kerim, talebe diye. Evet. İçerisine çocuklar, evdeki çocuklar atsın, alışsın diye öyle bir hizmetiniz de var. Tartışması, evet. Kumbaralarımız var. Ev kumbarası. Normalde iş yerlerine, mekanlara, biz dükkanlara kumbara bırakmıyoruz. Su istimal oldu geçen yıllarda çünkü. Ama ev kumbaramız var. Yani gelip alıyorlar, gönüllü bir şekilde doldurup bize bırakabiliyorlar. Sonuç herhalde vaktimizde büyük ihtimalle yaklaştı, bitiyor gibi zannedersem. Şu cümleyle bağlayalım. Biz Ramazan-ı Şerif ayını gerçekten dolu dolu, bereketli bir şekilde gerek kurum olarak, gerek şahsen ve bireysel olarak çok güzel geçirdiğimize inanıyoruz. Allah'ın Celle Şan Hazretleri bu güzellikleri tekrar bizlere nasip eylesin diyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimizin, bütün İslam coğrafyasının, gönül erlerimizin, dua edenlerimizin, herkesin bayramını yeniden tekrar buradan tebrik ediyorum. Allah'ım Celle Şan Hazretleri sağlık ve sıhhat içerisinde bir bayram geçirmelerini ben bütün kardeşlerimize temenni ediyorum ve buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun katılımınız için. Siz de sağ olun. Bizlere İddef'in yurt dışında Ramazan ayı içerisinde, mübarek Ramazan ayı içerisinde ne hizmetler yaptığını tek tek anlatmış oldunuz. Evet. Vallahi inanın biz dinlerken yorulduk ama şuraya not almaya çalışıyorum. Siz arka arkaya sayıyorsunuz ama Mali'den başladınız, Burkina Faso, Kırgızistan, Etiyopya, Bangladeş, Gine, birçok ülkede hizmet Mehmet var. Mehmet hocamız 5 ülke, ben 4 ülkeye gittim. Evet, daha yani sizin dahil olmadığınız ama arka tarafta ekibin çalıştığı 33 ülkeden bahsediyoruz. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin. Amin. Bu işin asıl kahramanları, gizli kahramanları olan İddef'in gönülleri ve bağışçılarından da Rabbim razı olsun. Onlar sayesinde bu hizmetler yürüyor. Tartışmasız. Allah razı olsun diyorum hocam. Amin. Allah razı olsun cümlemize inşallah. Evet değerli izleyenler, saygıdeğer Muhammed Taşören hocamızla beraber İddef'in yurt dışında yapmış olduğu faaliyetleri, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri dinledik, konuştuk. Ve şimdi sırada bu konuştuğumuz konulara ilişkin VTR'ler, arkadaşlarımızın derlediği videolar mevcut. Dilerseniz onları izleyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, Tanzanya'dayız. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak gerek yurt içinden gerek yurt dışından bizlere ulaştırmış olduğunuz emanetleriniz bu ülkelerde, yani medreselerimiz olan 33 ülkede yerine ulaştırılmaya gayret ediliyor. İşte bu ülkelerden birisi de Tanzanya. Şu anda Tanzanya'daki merkez medresemizde görevli Zübeyir hocamızla beraber talebelerimize zekat emanetlerinizi inşallah sırasıyla takdim etmiş olacağız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vermiş olduğunuz emanetleri, yapmış olduğunuz hayır ve hasenatları indi ilahiyesinde kabul ve makbul eylesin. Ramazan şenimiz mübarek olsun. Tanzanya'dan bu mübarek cuma gününde hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kapatın yavaşlar. Tanzanya'da bulunan, merkez medresemizde bulunan 62 tane yavrumuza ve hocalarımıza emanetlerimizi ulaştırmış olduk. Sadece Tanzanya'da değil, tüm ülkelerde, çalıştığımız ülkelerde emanetleriniz yerlerine ulaştırılmaya devam ediyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli Müslümanlar, 5 Ramazan 1440, 9 Mayıs 2019 yılı ve İddef İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Tora Buduti beldesindeyiz ve görmüş olduğunuz üzere Ramazan kumanyalarımızı hazırladık. Sizlerin bağışladığınız bu Ramazan kumanyalarını %100 Müslüman olan bu beldedeki Müslüman kardeşlerimize dağıtacağız. Ve bundan sonra emanetlerinizi kendilerine ulaştırdıktan sonra gece akşam da iftar yemeğinde hep beraber buluşacağız.
ve buradaki kardeşlerimize sizlerin selamlarını ilettikten sonra tekrar ülkemize dualarla geri döneceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepimiz inşallah bu seferimize muvaffak oluruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Addis Ababa'ya yaklaşık 250 kilometre mesafede Warabi şehrindeyiz. Ve burada insana değer veren dernekler federasyonu olarak 250 kişilik bir iftar organizasyonu sağladık. Ve gördüğünüz üzere kazanlarımız kaynıyor. İftara yaklaşık 1 saat kadar kaldı. Ve biz de son hazırlıklarımızı tamamladık. Kazanlarımız kaynadı ve servise hazırız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Daham kasir. Okey. Yılı Ramazan çalışmaları kapsamında Kırgızistan'da iftar çalışmalarını başlattık. Elhamdülillah bugün 250, hocamızın en son verdiği bilgiye göre biz 250 kişi hesap etmiştik. Çünkü medresemizin alt katında 250 kişi kapasiteli ancak verebiliyoruz diye hesap etmiştik. Fakat 270'in üzerinde katılım olacak diye bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi hep birlikte geçelim, şu hazırlıklarımızı görelim inşallah. Allah razı olsun, buyurun inşallah. Şu anda iftar açıldı elhamdülillah. Misafirlerimiz geldiler. Şu anda sağlı ve sollu salonları birazdan göstereceğiz. Burası giriş kapımız. İftarınız tabii şu an Türkiye'de henüz vakit var. Mübarek olsun diyorum. Allah kabul eylesin. Biz Karabalta'dan buradaki kardeşlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Dualar ediyoruz, selamlar ediyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdi hep birlikte sofralarımıza dolaşalım inşallah. Yemeklerimiz, istersen göster yemeklerimizi. Buhara pilav ve üzerinde kavurma et. O karşıya geçelim. Tamam, buyurun inşallah. Bu da şimdi içeride bir tarzı. Şimdi zekat dağıtımını hep birlikte yapalım. Ben buradan teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, inşallah şu an dağıtımı bitirmiş olduk.
farklı bölgelerde şu anda çalışan tişörtleri dağıtacağız. Dağıtımı bitirmiş olduk ama talebelerimizden bir kısmı teravih namazı kılmak, mukabele okumak üzere farklı yerde görevli oldukları için bunları da ben hocama teslim edeceğim. Hocam bizzat kendisi şöyle gösterelim inşallah. Kendisi dağıtacaktır. Ben buradan teşekkür ediyorum. Bütün bağışlarımızdan Allah razı olsun. Şimdi de tişört dağıtımı gerçekleştirelim inşallah. Evdeki kardeşlerinizi götüreceksiniz. Biz oraya gidiyoruz. Evdeki kardeşlerinizi götüreceksiniz. Evet kardeşlerim, şu an mahalleden de çocukları toplayın dedik. Onlara da verelim. Yine tabii ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz. Onlar da geldiler. İnşallah şu an mahallede, yani buradaki meskun mahallenin çocuklarına da inşallah tişörtlerden hediye edelim. Ahmetciğim diğerlerden de var. Oldu. Farklı renk olsun. Bunlar oldu. Ben de ne işin gibi? Sana da geldi. Allah razı olsun. Duracağım. Gel. Süleyman. Süleyman al. Karma. Vay Süleyman al. Tamam. Allah razı olsun. Tekrar İsmail Ağa Camiamız adına ve aynı zamanda yurt dışı hizmet kurumu olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu adına Kırgızistan'ın Kara Balta şehrinden, vilayetinden ve buradaki talebe arkadaşlarımızın içerisinden sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli kardeşlerim, şu anda Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'dayız. Ve Bamako'da medresemizin bahçesindeyiz. Allah nasip ederse bugün burada insana değer veren dernekler federasyonu olarak buradaki talebelerimize bayramlık tişört inşallah hediye edeceğiz. Bayramda inşallah bunları güle güle giyerler. Değerli kardeşlerim, inşallah bu çalışmanın aynısını sadece Mali'de değil, medresemizin bulunduğu, medreselerimizin bulunduğu bütün ülkelerde her bir talebemize bu şekilde bayramlık tişört vermek üzere bu faaliyeti gerçekleştireceğiz. Şimdi hep birlikte talebelerimize inşallah tişörtlerini vermiş olalım. Şimdi bu arada şunu da hatırlatayım tıfattan. İkişer tane veriyoruz. Bir tanesi üzerlerinde gördüğünüz gibi, diğerlerini de şimdi ellerine veriyoruz. Şöyle ki, birisini Ramazan bayramında, bir diğerinde Kurban bayramında giysinler diye ikişer tane tişört hediye etmiş oluyoruz inşallah. Bu evladımıza da verelim. Buraya vermişiz. Al bakalım. Gene inşallah erzak dağıtımı gerçekleştireceğiz. Özellikle her bir aileyi temsilen burada bir abimiz geldi bu çevrede, medresemizin çevresinde bulunan kardeşlerimizden, yani ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizden geldiler. Onlara da inşallah erzak dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu erzak dağıtımları sadece Mali'de değil, 33 ülkede medreselerimiz var. Bu medreselerin bulunduğu ülkelerin tamamında da bir erzak dağıtımını inşallah gerçekleştiriyoruz. Şimdi hep birlikte inşallah kardeşlerimiz sırayla gelecekler. Biz kendilerine buradan erzakları vermiş olalım. Abdullah Korubara. Şükran. Cezakallah khair. Şükranlar. Şükran. Muhammed Tati. Şükran. Süleyman Kumari. Şükran. Değerli kardeşlerim, 2019 Ramazan çalışmaları kapsamında biz de Mali'deyiz. Şimdi zekat dağıtımını burada bizzat dağıtmış, gerçekleştirmiş olacağız. Evet değerli kardeşlerim, dağıtımı gerçekleştirmiş olduk. Ben buradan özellikle camiamız adına, şahsım adına ve buradaki bu talebe muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan bu talebeler adına, bu kardeşlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Nakum bitenfiz meşru'a iftar. لفئات المعاقين والنازحين في محافظة مأرب بتمويل كريم من الإخوة في منظمة إدف شكر الله سعيهم على هذه اللمسة المباركة في هذه الأيام المباركة وجزاهم الله خيرا وشكرا لهم كثيرا.
İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Asya Pasifik ülkesi Bangladeş'teyiz. Dakka'ya yaklaşık 40 kilometre mesafe uzaklıkta olan Biltinerdi karyesindeyiz. Bu karyede 6 tane medresemiz var. Bu medreselerin de okuyan talebelerimizi bir araya topladık. Allah nasip ederse bize emanet etmiş olduğunuz inşallah zekatları görmüş olduğunuz zarflara doldurduk ve bugün bu talebelerimizi inşallah her birine zekat dağıtımı gerçekleştireceğiz. Aleykümselam. Evet, burada minik bir yavrumuz var maalesef. Değerli kardeşlerim, şu anda Bangladeş'teyiz. Bu mahallede oturan ailelerin çocuklarını inşallah sevindirmek üzere kendilerine bayramlık tişört hediye edeceğiz. Maşallah. Aleykümselam. Maşallah, farikallah. Aleykümselam. Al bakalım. Bu mahallede oturan meskun mahallenin çocuklarına, ihtiyaç sahibi, muhtaç olan kardeşlerimize tişört dağıtımını gerçekleştirdik. Ben buradan kurumumuz adına, İsmail Ağa Camiamızın Yurt Dışı Hizmet Kurumu, İDDEF yani İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu adına sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca buradaki bu kardeşlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü sevinçlerini görmeniz lazım. Teşekkürler Türkiye! İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Evet değerli kardeşlerim, şu anda iftarımıza 7 dakika kaldı. Gördüğünüz üzere salonumuzun yarısı doldu. Ve her geçen dakika kardeşlerimiz geliyorlar. Sofralarındaki yerlerini alıyorlar. İşte kardeşlerimiz şu anda sabırsızlıkla ezanı bekliyorlar. Bu iftarı veren, sebep olan her bir kardeşimize ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının gelişine sevindik, gidişine üzüleceğimiz zaman dilimi içerisine girdik. Artık son 10 günün içerisindeyiz. Tabii ki bu yönüyle manevi bir bereketin, feyzin, uyuzatın gidişiyle alakalı hüznümüz var. Ama diğer taraftan da siz değerli kardeşlerimizin vermiş olduğu emanetleri yerine ulaştırma sevincimiz var. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Kenya'dayız. Kenya'daki, buradaki eğitim hizmeti gören medresemizde ve bu medresemize bağlı kurumlarda siz değerli kardeşlerimizin emanetlerini talebelerimize ulaştırmış olduk. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif ayının feyzinden, bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Siz değerli emanet sahibi kardeşlerimizin emanetlerini, zekatlarını ve ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. Yarın anne ilahiyesinde Rabbimizin razı olacağı amellere dahil eylesin diyorum. Buradan hepinize selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam maşallah, Rabbim gerçekten sizlerden razı olsun. Allah'ım böyle can hıraç Müslümanların dertleriyle dertlendiniz. O mazlum coğrafyaları ziyaret ettiniz. Görüntülerden de gerçekten etkilenmemek Allah'ın mümkün takdiri. Değil. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Halkımız adına, İDDEF gönüllüleri adına Rabbim razı olsun sizlerden. Biz de Allah'a hamd ediyoruz, Allah'a şükrediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Evet değerli izleyenler, Bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere 0212-621-0065 numaralı telefonlarımızdan, iddef.org adlı internet sitemizden ve iddef uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu.